kapısına çarptırıldı. Ancak hastalığından dolayı 3 yıl sonunda serbest bırakıldı. Zira o da Çernobil'in ölüme mahkum ettiklerinden biri. 4 numaralı reaktörde bir güvenlik denemesi yapacaktık. Sanki kaza olmuş gibi reaktörü durduracaktık. Saat 1:23 dakika, 4 saniye geçe deney başladı. Her şey normaldi. Tam 36 saniye hiçbir tehlike işareti almadı. Sonra reaktörü durdurmaya emir verdim. Bu şekilde sistemi kontrol edecektik. Benim emrim üzerine operatör de acil durum düğmesine bastı. Bir kaza anında bu düğmeye basılırsa koruma çubukları harekete geçer ve reaktör durur. Oysa bu defa tam tersi gerçekleşti. Reaktörün gücü hızla artmaya, basınç yükselmeye başladı. Bütün kontrol tablolarından sinyaller geliyor, alarm zilleri çalıyordu. Bir şeyler yanlış gitmiş, kontrol elden kaçırılmıştı. Reaktörün gücü öylesine arttı ki şaşkınlık içine düştüm. Aman durun, ne oluyor derken 46 saniye sonra göstergeler patlama noktasına geldi. Hepimiz soğuk terler dökmeye başlamıştık ki birdenbire bina temelinden sallandı. Tavandan kaplamalar düştü. İnanamadım. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Reaktörü durdursun diye işlettiğimiz sistem tam aksine reaktörü azdırmış, gücünü arttırmıştı. Kontrol tablosuna göz attığım zaman şok geçirdim. Etrafımdakiler de titriyordu. Bunun bir kaza değil, felaket olduğunu hemen anladım. Daha da korkuncu, reaktör gittikçe kızışıyordu. Tam o sırada ikinci patlama oldu. Daha da şiddetliydi. Anatoli Dyatlov olayın nedenini o anda gördü. Reaktörü durduracak koruma çubukları sıkışmış, yarı yolda kalmıştı. Onun için saniyeler sayılıydı. Hep birlikte havaya uçabilirler, korkunç bir nükleer patlamayla dünya sarsılabilirdi. Hemen iki kişiye emir verdim. Sıkışmış çubukları el kumandalı aletle reaktöre indirmelerini istedim. Başka çare yoktu. Böylece reaktörü durdurabileceğimi düşündüm. Ancak bu iki insan odadan çıkar çıkmaz yaptığım hatayı anladım. Onları ölüme göndermiştim. Zira otomatik inmeyen çubuklar elle katiyen inmezdi. Aynı dakikalarda Alexander Berezin de bir diğer reaktörün vardiya müdürlüğünü yapıyordu. Uzaktan dördüncü reaktörden gelen patlamayı duymuştu. Son derece büyük bir sarsıntı hissettim. Ardından havalandırma tesisatından toz gelmeye başladı. Ne olduğumuzu şaşırmıştık. Dördüncü reaktörden haber alamıyordum. Bir süre sonra makine atölyesinden getirilen insanları görünce durumun çok ağır olduğunu anladık. O sıralarda vardiyada bulunan işçilerin hemen tamamı öldü. Hayatta kalanlarsa şimdi Moskova'da tedavi görüyor. Artık olaylar çığırından çıkmıştı. İşin tehlikeli yanı buradaki patlamaların diğer reaktörlere sıçramasıydı. Bu arada kimse büyük oranda radyasyon aldığını ve ölüme mahkum edildiğini düşünmüyordu bile. Tavan çökmüş, makaslar yıkılmış, borular patlamıştı. Her taraf buharla doluydu, sıcak su fışkırıyordu. Elektrik kabloları kısa devre yapıyordu, silah sesi gibi patlamalar duyuyordu. Bir borudan fışkıran yağ alev aldı. Çatıda yangın çıktı. Yangını durduramazsak diğer reaktörler de patlayabilirdi. Bütün işçiler canla başla çalışıyordu. Büyük çoğunluğu bir süre sonra öldü. Diğerleri de yüksek dozda radyasyon aldı. Yani ölüme mahkum oldu. O sırada radyasyon dozunun yüksek olduğunu biliyorduk ama bundan dolayı öleceğimizi aklımıza getirmiyorduk. Kendimizden başka her şeyi düşünüyorduk. O gece Dyatlov'la çalışan binler